Herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir konuyla karşınızdayım. Moleküler bağışıklık testi. Moleküler bağışıklık testi deyince herkes heyecanlandı. Artık moleküler bağışıklık testleri de yapılabiliyor. Moleküler bağışıklık testi deyince ne aklımıza geliyor? Özellikle bağışıklık sistemimizi bir kağıda damlatılmış kandan incelenerek lenfositlerin subgruplarının analiz edildiği bir in vitro testtir. Ve çocukların bağışıklık testleri konusunda bize bağışıklık sistemi hakkında bizlere çok önemli bilgiler verir ve çocuğunuzda bağışıklık yetmezliğinin olup olmadığı konusunda bizlere bilgi veriyor. Biliyoruz bağışıklık sistemimiz vücudumuzu yabancı maddelerden karşı, enfeksiyonlardan karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Ve bu savunma mekanizması vücudumuz için çok çok önemlidir. Ve bu savunma sistemimizde özellikle doğumsal bir immün sistemimiz vardır, bağışıklık sistemimiz. Daha sonra bir de kazanılmış bir bağışıklık sistemimiz vardır. Bu bağışıklık sistemimizde özellikle lenfositler dediğimiz lökositin bir alt grubu olan hücreler çok önemlidir. Özellikle Türkiye gibi akraba evliliğinin çok olduğu bölgelerde bağışıklık yetmezliğiyle alakalı problemlerde, hastalıklarda çok daha sık görülür. Çünkü özellikle bu bağışıklık hastalıkları özellikle akraba evliliklerinde daha sık görülmektedir. Ve incelemelerde görülmüş ki bağışıklık yetmezliği hastalarının %40'ı atlanıyor. Çocukluk, büyük çocukluk veya ergenlik yaşına kadar teşhis konulamıyor. Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Çocuk durmadan hasta oluyor. Onun için bu testlerle özellikle bağışıklık yetmezliği çok erken tanı konulabiliyor. Ve moleküler bağışıklık testinin yeni doğanda yapılan ve bir aydan sonra yapılan iki tane formu var. Yeni doğan döneminde yapılanlar da bir aya kadar olan çocuklarda yapılıyor ve çocuk doğduğu zaman tarama testi dediğimiz bir test olarak bir çocukta özellikle moleküler bağışıklık testi ile çocukta bağışıklık yetmezliği var mı yok mu öğrenilebiliyor. Belki gelecekte, yakın bir gelecekte her çocukta bu test yapılmaya başlanacak. Ve bize bu test neyi sağlıyor? Özellikle çocuğun hayatını kurtarıyor. Çünkü bu çocuklar genelde 6 ay olmadan ciddi bir enfeksiyondan kaybediliyor. Özellikle önemli bağışıklık yetmezliği olanlar. Peki bu moleküler bağışıklık testini kimlere yapmak lazım? Ve bu moleküler bağışıklık testi nelere bakıyor? Moleküler bağışıklık testinde özellikle bağışıklık sistemimizde başrol oynayan lenfositlerin subgrupları bakılıyor. Ve subgruplarında özellikle bizim vücudumuzun bağışıklığını sağlayan B lenfositleri mesela ne yapıyor? Bizim vücudumuzda olan önemli bir bağışıklık sistemidir. B lenfositler özellikle antijenleri tanıma, antikor üretme, aşı yapıldığı zaman ona bağışıklık sağlama ve bir immün sistemimiz bir enfeksiyon geldiği zaman o enfeksiyonu tanıma özelliği, hafıza özelliği vardır. Hafıza özelliğini sağlama bakımından B lenfositlerinin fonksiyonunun yeterli olması ve hücrelerin yeterli olması gerekiyor. İşte bunların miktarını ölçüyor. Ve aynı zamanda hücresel immün sistemimizi sağlayan T lenfositlerini değerlendiriyor. Onların sayılarını, yüzdelerini veriyor. Ve T lenfositleri de özellikle vücudumuzda birçok immün sistemin aktive olmasını sağlayan, virüslerin yok edilmesini sağlayan bir sistemde katkısı vardır. Ve onun da hücresel düzeyde hafıza sağlamaktadır. Ve kazanılmış immün sistemin önemli parçalarıdır B lenfositler ve T lenfositler. Ayrıca özellikle kanser hücrelerini veya enfekte hücrelerini yok eden sitotoksik hücreler dediğimiz lenfosit alt gruplarının miktarına bakmaktadır. Ve aynı zamanda bazı önemli hücreleri doğrudan yok etme kabiliyeti olan natural killer dediğimiz
hücrelerin miktarına bakmaktadır. Ve özellikle immün sistemde başrol oynayan T helper hücreleri denilen hücrelere bakmaktadır. Ve hücresel immün sistemimizin hakkında bilgi veren T lenfositlerin miktarına bakmaktadır. Bu bakımdan B ve T lenfositlerinin yüzdelerini vererek vücudumuzda özellikle çocuklarda bağışıklık sistemini etkileyen önemli bir bağışıklık yetmezlik hastalığı var mı yok mu bunu ortaya koymaktadır. Ve yapılan çalışmalarda özellikle 24 tane bağışıklık yetmezliği olan çocukta bakılmış ve bu çocukların 23'ünde teşhisi koymuş. Bir hastada annenin kullandığı ilaçlardan dolayı teşhis koyamamış ama 23'ünde koymuş. Yani %90 üzerinde bir bağışıklık yetmezliği varsa tanı koyabiliyor. Bu test özellikle iyi tarafı nedir? Genelde bunun alternatif olan testler kandan bakılmaktadır ve kandan aynı gün özellikle bakılması gerekiyor. Aynı gün bakılması gerektiği için de birçok şehirde, birçok kırsal yerlerde bu testin yapılabilme özelliği olmayabiliyor, fırsatı olmayabiliyor. Ama bu test kağıda emdirilmiş kan ile yapıldığı için, yani bir damla kanla çocuğun topuğundan aldığınız veya parmak ucundan aldığınız kanla bu kağıda emdirerek, bu emdirdiğiniz kağıda emdirilmiş kandan analiz yapılıyor ve bunu bir mektupla bu kanı aldıktan sonra ve bunun koruyucu kılıfına koyup bir mektupla gönderiyorsunuz ve 3 ay içinde bu kandan test yapılabiliyor. Yani 3 ay kadar da beklenebiliyor. Demek ki hemen aynı günde bakmak veya birkaç gün içinde bakmak da gerekmiyor. Ve bu kandan bu analiz yapılabiliyor. Ve çocuğunuzda immün sistemiyle alakalı, bağışıklığıyla alakalı problem var mı yok mu size önemli bilgi veriyor. Bu bakımdan bu önemli bir testtir. Ve bağışıklık testiyle erkenden çocuğunuzun teşhisi konulabilmekte ve çocuğun hayatını kurtarmaktadır. Yeni doğanda yapılan bağışıklık testi ilk bir ayda yapılması çocukta bir immün sistemle alakalı, bağışıklıkla alakalı problem olup olmadığını ortaya koymakta. Büyük çocuklarda yapılanlar ise çocukta özellikle bağışıklık yetmezliği ile alakalı bir hastalık var mı yok mu bakılması gerekiyor. Peki bu testi yapmak çok zor mu? Değil. Bu testi ne yapacaksınız? Bu test için yapılacak yerden istemde bulunmanız ve bu kağıtlardan istemeniz gerekiyor. Test materyalini istemeniz gerekiyor. Kanı bu kağıda özellikle damlatmanız ve damlattığınız kanın da o yuvarlağın iki tarafına da geçtiğini, yani damlatının arkasından da geçtiğini görmeniz gerekiyor. Bunun aynı o yuvarlaklara 4-5 çemberi doldurmanız gerekiyor. Bunu koruyucu kılıfın içine koymanız ve bilgilerinizi yazmanız ve bu yazarak bunu ilgili kuruma göndermeniz gerekiyor. Bu ilgili kuruma gönderdiğiniz zaman bu test sonucunu almanız gerekiyor. Bu testin bir avantajı da eğer doktorunuz istemişse bu testin sonucuyla beraber doktorunuza gittiğiniz zaman düşünün doktora gidiyorsunuz test istiyor bir de o testi beklemek için yine doktora gitmeniz gerekiyor ama bu evde kendiniz bu testi yaptırıp sonucuyla beraber doktorunuza başvurabilirsiniz. Zaman kazanmış oluyorsunuz ve teşhis koymuş oluyorsunuz. Peki bu teşhis için kullanılan bu testi acaba hangi çocuklarda yapmak gerekiyor? Bir kere yeni doğan için kullanılan bağışıklık testi her yeni doğanda yapılabilir. Çünkü bu yeni doğanda yapılan tarama testidir. Yeni doğanda bağışıklık yetmezliği var mı yok mu? Özellikle anne baba akrabaysa bunlarda muhakkak yapılmasında bence fayda var. Ama her yeni doğanda gelecekte zaten diğer tarama testlerinin yanında yerini alacaktır. Çünkü bu bağışıklık testi hayat kurtarıcı bir testtir. Ve diğer bağışıklık testi ise büyüklerde yani yeni doğan haricindeki yapılan bağışıklık testi ise kimlerde yapılabilir? Özellikle yılda 8 veya daha fazla bir boğaz enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu oluyorsanız, yılda 2 veya daha fazla sinüzit oluyorsanız, 2 veya daha fazla zatürreye geçirmişse çocuğunuz, o zaman bu çocukta yapılması gerekiyor ve özellikle çocuğunuzda olmaması gereken
enfeksiyon, örneğin pseudomonas gibi bir enfeksiyon saptanmışsa veya hiç beklenmedik ciddi bir enfeksiyon geçirmişseniz ve enfeksiyon düzelmekte zorluk yaşıyorsanız, HIV enfeksiyonu yani AIDS enfeksiyonunu geçirmişseniz veya organ transplantasyonu, kemikli transplantasyonu, karaciğer transplantasyonu gibi çeşitli organ transplantasyonu yapılmışsa, kullandığınız immün sistem baskılayıcıların etkisini değerlendirmek için takip edilmesinde de bu test kullanabilirsiniz. Bunun dışında kronik lenfosit lösemide bu B hücrelerini, B lenfositlerin sayısını takip etmek açısından, yine belirlemek açısından kullanabilirsiniz. Demek ki bu durumlarda, bu tablolarda kullanabiliyorsunuz. Yani bağışıklık, moleküler bağışıklık testi iki tiptir. Yeni doğanlarda yapılan ve büyüklerde yapılan. Yeni doğanlarda yapılan tarama testidir. Her yeni doğanda yapılması, büyüklere yapılanları ise immün sistemimizde problemi ortaya çıkaran bir testtir. Ve özellikle çocuklarda bu saydığım tablolarda yapılması faydalı olacaktır. Çocuğunuzda bağışıklık yetmezliği düşünüyorsanız, sık sık enfeksiyon geçiriyorsa demek ki bağışıklık testi yapılmasında fayda var. Size çocuğunuzda bağışıklık yetmezliği olup olmadığı konusunda bilgi sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.